Hi, my name is Elif Ince, and today we're talking here with Narmine Mamedova. She's a first-year student at NYU, and we're going to be asking her about her experience here at NYU. Hi. Hello. Elif said, my name is Narmine. So, any plans in terms of what you're going to major this year, or what you have to declare? Well, originally I applied to the College of Arts and Sciences, but then I got accepted to LSP, which is the Liberal Studies program. And what is really good about the Liberal Studies program is that I do not have to declare my major yet, so I still have a year and a half to decide what exactly I want to study. So originally I wanted to study political science or international relations, but since I still have a lot more time to decide, I'm also considering majors like public relations, maybe minoring in a language. Like, there's so many possibilities and there's so many other majors that I would like to explore, and I'm still not sure about that. And that's why I'm really glad I'm in the liberal studies program, which gives me more room, like more time to decide. I'm really happy that I got accepted to NYU because I get to explore New York City, and I feel like I'm a real New Yorker, honestly, because like they all say, all NYU students say that NYU is all about New York, so, and which is true because our campus is so scattered, and you don't have one building that all your classes are held in, so that worked out for me really well. So when you were applying to schools, what were some of the things you were looking for in a school? What made the ideal school for you? First of all, one of the most important things was where the school is actually located. So that's why I really wanted to live in New York. So I applied to schools to New York, in New York and around New York, like in areas like Boston, in Washington D.C., in North Carolina, which is not that close, but still, and that was a very important factor. So you didn't want to go to the West Coast? No, yeah, I only applied to that, and that was a very important factor. And it also, at first, I thought that I really wanted to live in a closed campus, but after I visited the colleges, I realized that you can't go anywhere outside of that campus. I got that feeling, and I felt very claustrophobic. Yeah, you're just restricted to a certain area, then. It was also important to see what kind of majors were popular and what kind of majors were good at certain schools. And yeah, those were the factors that contributed a lot. How about like careers? Are you thinking of a possible internship in the summer? Well, in fact, I am interning right now at a fashion PR company. And I've been interning there for a month. What is it called? It's called Williamson PR. And honestly, it was fashion week, right? And it was very, very stressful. So what were you doing for them? Just to give a few examples. A few examples. It's a very complicated process, mm-hmm. but you basically help them out with organizing the clothes. You help out the stylists, and you do some deliveries. For example, last weekend, I had to go to 16 hotels, and they were everywhere in New York. I'm learning the city as well. Yeah, and I had to deliver to give personal invitations to the guests, but not only that, that's like a small thing, but other than that, it's just amazing how you get to work with clothes and you see how like fashion shows work and how much work is put behind it, because I think the fashion world is very underestimated, and it's not. A lot of people think that you don't have to be smart to be able to work there, but you have to put so much work into that field to be able to succeed, and it's a very competitive world. So can you talk a little bit about the international students at NYU? Did you know that NYU had a large international body when you applied? When I applied, I read a lot about NYU. And on the website, it was stated that there is a huge international body at NYU, which is true. But when I came and experienced NYU, I realized that most of the international students come from Asia, from like India, from not even Latin America, I wouldn't say that. So we have a lot of Korean students, a lot of Chinese students, which is a great thing. But then at the same time, even though it is diverse, it's not diverse enough, I'd put it that way, and also compared to other universities, the international body is much bigger. And how does it feel to be an international student in this school? You fit in quite easily. It doesn't really affect anything. Right. You are just another NYU student. Right. Yeah. That's
That's great. Okay, well, thank you so much for sharing your experience with us. You're welcome. And, thank you. I hope that students from Baku will follow you and come to New York. Inshallah. Inshallah. Thank you. This is my dorm. This is my room. This part is where I do all my homework and everything. I have my books, Principles of International Politics, since my major is politics and all that. It's a very comfy little room, but it kind of like helps us, me and my roommates, to be in a complete, like, to be more friendly towards each other, to learn how to share things and all that kind of stuff. As you can see, I have my Azeri flag on the desk, of course. Well, some pictures that remind me of Baku, of my home, my parents, my friends. Then this is my bed. Of course, my Azeri flag again. Well, this is where I sleep. My other roommate sleeps on top of me, and the other one sleeps here. Of course, I have another book on my bed because people who go to NYU study a lot. This is art history book. So this is my other roommate's part of the room. She is originally from Korea, and she's a very cool girl. We're really good friends with her. This part is basically where we keep all our food and everything. Before coming to NYU, me and my roommates, we emailed each other, we talked through Facebook, and we decided who is gonna bring what to the dorm, because obviously it's kind of expensive and hard to buy everything in New York, so we decided that someone could bring stuff from their homes and everything. We have our closet, which is tiny, but we managed to fit all our clothes in here. And yes, we also have a space where we keep all our shoes and everything so that it is as organized as possible. It's very important to keep the room clean, because, and that's why we all organize, when we set certain times when each person from the room cleans either the bathroom or the room. So we try to keep it as clean as possible. Sometimes obviously we don't have that much time because there are papers that have to be written, there are midterms that we have to study for and all that, but I mean, it's really important to live in a healthy environment where there's no dust and there's no like papers all over the floor and everything. So yeah, we try really hard to keep this room clean. Merhaba, ben Gizem Öztürk. Yanımızda Azerbaycan'dan NYU Üniversitesi'ne ilk kabul olan Şahin Cafarov'la beraberiz. Öncelikle seni bu başarından dolayı tebrik ediyoruz. Teşekkür ederiz. Ne düşündün NYU'ya gelmeden önce? Neden bu okulu seçtin? Ya işte bildiğimiz kadarıyla yani çok popüler bir üniversite. Dışta da işte de Amerika'nın içinde de çok tanınmış bir üniversite. Burada bölümün neydi? Yani ben kendim matematik, ekonomi falan okuyorum. Yani çok iyi bir bölümler yani. Çok iyi, zeki bir çocuklarla karşılaştım. Yani iyi bir seçim yaptım bence. Peki bildiğimiz kadarıyla Bakü'de Türk Lisesi'nden mezun oldun. Bunun bir yararı oldu mu buraya gelmeden önce ve ne gibi yarar, faydalarını gördün bunun? İlk önce söyleyeyim, yani çok bir yararı oldu. Çünkü Türk Lisesi'nde ben matematiksel yönelik bir eğitim aldım. Yani burada Amerikanlara bakınca yani çok iyi bir matematiksel başarısı yok. Onun için çok büyük bir avantaj benim için. Başvuru sürecinde peki arkadaşlarımıza önerebileceğin herhangi bir taktik var mı senin yaptığın? Yani iyi okusunlar, SAT falan yani çok çok önemli. Ya NYU okuldan okula değişiyor ama NYU çok matematiksel yönelik bir okul. Biliyoruz ki burada gelen yabancı öğrencilerin adaptasyon sorunları oluyor. Peki Bakü ile New York'u karşılaştırdığın zaman senin herhangi bir adaptasyon sorunun oldu mu? Nelerle karşılaştın değişiklik olarak, genel hayat olarak? Ya ilk önce havası çok soğuk. Yani onu söylemem lazım. Yani ya Azerbaycan çok iyi, sıcak bir yer yani. Burası çok soğuk. Yani şimdi hava çok, yani bakarsanız rüzgar falan. Okula bakınca İngilizce biraz sorunum oldu. O da ki yani 3 ay falan sürer. 3 aydan sonra yani iyidir. Yani hepsi düzelir yani. Şey, çocuklara falan ben söylerim. Çok çok merak etmesinler. İngilizceler 3 aya falan düzelir yani. Peki okul sistemi hakkındaki farklılıklar neler? Mesela öğretmenlerle ilişkileriniz, okulda ders işleyiş sistemleri. Yani bakarsanız aslında burada sınıflar çok büyük. 200-300 kişi yani tutuyor, tutumlu bir sınıf. Yani Türkiye'de falan bakarsanız sınıflar çok 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 küçük yani bakınca Amerika'ya. Onun için fazla temasta bulunamıyorum profesörlerle.
Ama yani şey junior senior yılına gelince yani upper advanced class klaslar götürünce yani sınıflar küçümsüyor. Yani seminerler falan oluyor. Onda zaten ben profesörlerle temasta bulunuyorum. Peki burada geldiğinde ben Azerbaycanlıyım dediğin zaman diğer Amerikalı öğrencilerin sana karşı tepkisi nasıl oluyor? Çok merakla yani soruyorlar neresi yani coğrafi falan çok iyi değil bunların onun için yani tanımıyorlar Azerbaycan'ı. Türkiye tanıyorlar ama Azerbaycan'ı pek tanımıyorlar yani ben bana sorunca ben Türk'üm diyorum çok yani o zaman tanıyorlar çünkü Azerbaycan Sovyet İttifakı'nın işte şeyinde olmuş. Tamam onun için şey çok değil. Peki öğrencilere Türk'üm dediğini söyledin peki hiç Türkiye'de bulundun mu? Evet ben Türkiye'ye çok giderim ya her yıl giderim yani Türkiye'ye. Antalya'sı, İstanbul'u, İzmir'i hepsi. Bana sorunca en sevdiğin ülke hangisidir? Ben Türkiye söylerim. Yani kardeşim. Türkiye hakkında neler düşünüyorsun? Çok iyi, çok güzel. Yemekleri çok güzel. Yani bizi çok seviyorlar Azerileri. Azeri deyince yani kardeş diyorlar. Biz Antalya falan gidince yani şey bizi çok iyi karşılıyorlar. Evet, eğleniyoruz işte. Peki biliyoruz ki evden uzaktasın. Ne kadar sıklıkla eve gidiyorsun? Ya aileni ziyarete gidiyorsun? Yılda bir defa falan gidiyorum yani yazın falan. Ya çok zaman benim annem babam işte Amerika'ya geliyor. Ben gidince de yılda iki defa falan gidiyorum. Biliyoruz ki bu evden senin ilk uzağa dışarı çıkma tecrüben. İlk geldiğinde yaşadığın zorluklar nelerdi alışana kadar? İngilizcem çok kötüydü. 3 ay falan sürdü. Yani hiç anlamıyorum. Oturuyordum yani tarihte falan, politikte falan oturuyordum işte. Öğretmen ne söylediğini hiç anlamıyordum. Sonranın hepsi yani iyi oldu. Ben çalıştım, çok çalıştım. İngilizce kitaplar okudum, filmler seyrettim. İyileşti yani. 3 ay falan. Kendini geliştirdin böyle. Evet, evet öyle. Ve benim buraya gelmemin ilk önce teşekkür edeceğim insan Tamer Türkmen, ISS'in başkanı. Yani hep Türk ve Azeri öğrencilere tavsiye ederim. Başvursunlar ISS'e, çok yardımcı oluyorlar yani application'larla falan. İlk zaten ISS sayesinde, Tamer Bey'in sayesinde yardımıyla buraya başvurmuştun sanırım başvuru sürecinde değil mi? Evet evet yani çok bana yardımcı oldu. Yani ben kendim yapamazdım yani öyle düşünüyordum. Yani Tamer Bey bana çok yardımcı oldu. Teşekkür ederiz ona da buradan. Ben tekrar seni çok tebrik ediyorum. NYU'ya gelen, Azerbaycan'dan gelen ilk öğrenci olarak ve çok başarılı olduğunu biliyoruz. Bu başarılarından dolayı da seni çok tebrik ediyoruz ve bizimle de röportajı kabul ettiğin için tekrar teşekkürler.